Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün kapanın, eee, kapalı olduğuna bakmayın arkadaşlar. İçeride o kadar güzel, e, kohlera, diğer ismiyle komşu atılan çiçeğim var arkadaşlar. Evet, bir diğer ismi Japon küpelesi. Hemen onun bakımını anlatacağız. Şöyle kapıyı açalım, aralayalım ki karşımıza şöyle çok güzel bir, e, harika, muhteşem bir prenses var. Şu anda pencereden yoğun güneş geliyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaşırsam eğer ee, çok güzel o güzelliği de sizinle paylaşmak istedim. Evet, şöyle biraz daha yaklaşırsak, penceremden çok aşırı yoğun güneş geliyor arkadaşlar. Bu prensesin de tam da istediği bu. Yoğun güneş, perde arkasından tabi. Eğer dışta dışarıda bakacaksanız eğer e, sabah güneş alan balkonu tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, komşu çatlatan. Japon küpelisi. diğer ismiyle Kohlerya çiçeğim arkadaşlar, harika, çok güzel. Bu eski türlerden arkadaşlar, yeni türlerden e, maalesef yok diyemeyeceğim. Sağ olsun takipçim, geçenlerde bir göndermiş farklı bir türü. O da kırmızı yine böyle ama daha farklı benekleri ve daha e, yoğun kırmızı gözüküyor. Ben resmini atmıştı. E, i̇nşallah farklı türlerden de edinirim. Sağ olsun Anamurlu takipçim. Ayşe Hanım canım benim o da gönderecek farklı türlerini. Sağ olsun gönlü güzel bacılarım Hepinizden Allah razı olsun. Bu videoyu izleyen izlemeyle beğeni like da bulunan ve hatta ilk defa görüşüyorsa eğer bu videoda kanalıma abone olduysanız eğer mutlaka mutlaka olun ücretsiz aboneler arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Gönlü güzel kardeşlerim. Evet kardeşlerim çok güzel. Ee, arkadaşlar bu güzelliği sizinle paylaşmak istedim. Dün mesela e, yatak odasını temizledim. Camlarını sildim. Malum bayram yaklaştı ve Ramazan ayındayız. Rabbim inşallah tekrarını tekrarını nasip etsin. Sağlıkla sıhhatle inşallah arkadaşlar. Ve bu akşam da Kandil gecesi. Regaip Kandili arkadaşlar. Evet, e, hepimizin kandili mübarek olsun arkadaşlar. Rabbimiz tüm e, yapacağımız duaları tüm e, dilekte bulun. Ay burada ben neden şaşırdım bilmiyorum arkadaşlar. Aslında aklımda çok şeyler vardı ama söyleyecek. Şöyle bir toparlayayım. Kusura bakmayın. Ama burayı kesmeyeceğim arkadaşlar. Ben sevmiyorum öyle. E, şurayı kes, şurayı ekle. Doğal olsun. Şöyle oturalım, şöyle güzelce yatağımızın üzerine ve şöyle şu prensesin o güzelliğini çekelim size. Evet arkadaşlar şöyle toparlamaya gelirsek. Rabbim dualarımızı, ibadetlerimizi kabul olan kullardan eylesin inşallah. Tüm içimizde sakladığımız gizli veya açıkta bulunan e, dualarımız, açıktan ettiğimiz dualarımız. Rabbim herkesin duasını, dileklerini kabul etsin, ibadetlerini kabul etsin inşallah. Gönlü güzel arkadaşlarım benim. Şöyle şu güzelliği de izleyerekten bana destekte bulunduğunuz için hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet dün malum yatak odasını toparladım camlarını sildim temizliğini yaptım Bu arada burası benim annem ve babamın yatak odası arkadaşlar geldiklerinde yanıma ziyarete geldiklerinde bu odayı kullanıyorlar onları çok seviyorum buradan da kucak dolusu selamlar sevgiler ve böyle de benim prenseslerim de tabii böyle burayı süslüyor böyle benim her odamda çiçeğim var arkadaşlar. İlk defa bu videoyu izleyen arkadaşlarım için söylüyorum. Benim takipçilerim zaten biliyor. Sürekli düzenli takipçilerim sağ olsun Allah razı olsun hepinizden de. Ve ilk defa da bu videoyu benimle beraber burada izliyorsanız eğer kanalımız tamamen ücretsiz dedik abonelikler. E, gönül rahatlıkla abone olabilirsiniz. Ve zil butonu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet gelelim bakımına Nereden nereye derken kandil kutladık. Rabbim e, dualarımızı kabul etsin dedik. Her ne kadar bazı yerinde şaşırsam da kesmeyeceğim arkadaşlar. Böyle güzel gitsin e, videomuz. Doğal olsun. Ben doğallıktan yanayım. E, zaten e, ufakcık bir dil süşmesinde bile takipçilerim beni biliyor. Çok da öyle e, kusuruma bakmıyorlar. Sağ olsun. Allah razı olsunlar. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Evet, gelelim bakımına. Şöyle kohlerya diğer ismiyle Japon küperisi ve e, komşu çatlatan. Gerçekten de komşu çatlatıyor. Şu prensese şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten de komşu çatlatıyor. Evet kohleryamız yaprağından tutabiliyor arkadaşlar. Aslında ben e, şimdi şu anda karar verdim bu videoyu çekmeye. Video hazırlığı için biraz yapraklarından e, biraz toprağa diktim arkadaşlar. Kapalı bir poşet içerisine. Kilitli bir poşet içerisine seraya koydum. Biraz da suya ıslattım yapraklarından. Onları başka bir videomda paylaşacağım yine. Şimdi şu anda şöyle hemen karar verdim. Bu çiçek güzellikleri görünce dedim ki şöyle şu güzelliği videosunu çekmeden olmaz dedim. Ve arkadaşlar çeliğinden tutuyor. Yapraklarından tutuyor bu prensesimiz. Dibinde hatta rizonlar oluyor toprağın alt kısmında. O rizonlarından da çoğaltabiliriz. Ve böyle bol bol çiçek açması için Uygun ortam şart arkadaşlar çiçeğimize. Uygun ortam gördüğünüz gibi benim penceremden hatta karanlık düşüyor. O kadar yoğun güneş geliyor ki sabahtan akşama kadar güneş alıyor benim bu pencerem. Hatta diğer odada menekşelerim var. Afrika menekşelerim. Bu tarafı bu cepheyi çok seviyorlar. E, bu da tıpkı menekşeler gibi yaprağından çoğalıyor. Çeliğinden çoğalıyor. Ve hatta kök kısmında da dediğim gibi yan dallardan hepsinden çoğalma yapıyor arkadaşlar. Çok bereketli Bol bereketli bir çiçek, bol bereketli bir güzellik arkadaşlar. Bu arada Instagram hesabını da takip edebilirsiniz. Instagram hesabında da böyle müzik eşliğinde çok güzel videolar, şöyle döne döne videolar çektik arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gider eski türce nostalji şarkılarla orada e, sayfamda yayınladım. Evet arkadaşlar, e, geçirgen toprağı seviyor kohleryamız Ben orman toprağı ve çok az da bahçe toprağı kullandım. Geçirgen toprağı çok seviyor. Nemli toprağı çok seviyor arkadaşlar. Fazla aşırı kuru da yapmayacaksınız. Aşırı toprağı böyle çamur da yapmayacaksınız. Kesinlikle hiçbir çiçek sevmiyor onu. Ve bu prensesimiz de sevmiyor. Yaprağına su değdirmeyeceksiniz. Özelliği bu arkadaşlar. Yaprağına su değerse eğer şöyle hemen daha yakından göstereyim. Böyle lekeler oluyor. Ben sularken böyle yaprağına Dip kısmından yapraklarına su değdirmişim böyle lekeler oluyor ama değdirmezseniz eğer şöyle çok tatlı çok güzel böyle harika yeşilliklerde çok güzel iştahlı bir çiçeğimiz oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi benim prenseslerim tatlı kızım evet böyle yukarıya gidiyor bazılarken görüyorum arkadaşlar ama alt kısmına çabuk mu bağırıyor ne yapıyorum bilmiyorum ben ama kıyamadım şöyle dedim ki e, istediği gibi gitsin istediği gibi gitsin evet arkadaşlar sulamasını dedik toprağını dedik e, ve güneşi dedik hangi ortamda durması gerekiyor onu da söyledik ve e, bu çiçeğe vitamin kullanıyorum ben arkadaşlar Hani e, ben balkon çiçeklerimi zaten bilen bilir balkon çiçeklerimi kullanmıyorum zaten açık havada bol güneş bol e, rüzgar açık hava e, güzel de suyunu verdikten sonra uygun da toprağa dikiyorum ben normalde e, şeyden çam toprağından vazgeçemiyorum arkadaşlar. Orman toprağı kullanıyor. O yüzden orman toprağı da kullandığım için hemen şurada da göstereyim. Şurada daha açık net gözükür. Barış çiçeğimin alt kısmında. Şöyle toprağımız bu arkadaşlar. Çok güzel. Bunu da büyük barış çiçeğimden ayırdım yavrusundan. Bütün çiçeklerime onu kullanıyorum. Ee, ve ev ortamındaki çiçeklerime vitamin kullanıyorum arkadaşlar. Bu NPK 20-20 dediğimiz bir gübre, ee, toz halinde de gübre var. Bunun sıvı halinde gübresi de var arkadaşlar ama ben kullanmadım. Ne yalan söylerim kullansam kullandım derim. Ama e, NPK 20-20 kullanıyorum. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Ama e, gübreden fazla gübreden hariç ben e, durduğu ortama daha çok önem veriyorum arkadaşlar. Durduğu ortama ayarlamazsanız, istediğiniz kadar gübre verin, istediğiniz kadar sulayın, istediğiniz kadar da kaliteli toprağa dikin. Bu durduğu ortam önemli. Çiçeklerimizin ondan istediğini bilirsek, eğer anlarsak çiçeğimiz böyle çok güzel, harika da çiçekler açıyor bizlere. Gördüğünüz gibi harika, çok güzel, çok tatlı benim prensesi. Dün camları sildim, böyle perdeler yıkadık, taktık derken. Şöyle dedim ki şöyle biraz düz duruyordu benim bu çiçekliğim burada orta yerde. Dedim ki şöyle biraz hafif çaprazını alayım. Çok da güzel görünüyor burada daha güzel oldu. Ve çiçeğimi de şöyle bir çevirdim ki Allah'ım dedim ne kadar güzel ya Rabbim. Rabbime tevekkül etmemek mümkün mü arkadaşlar şu güzelliği gördükten sonra ben her güzellikte böyle Rabbime her zaman şükrediyorum arkadaşlar. Bizler için o kadar güzellikler yaratmış ki. En güzel terapi çiçek terapisi arkadaşlar. En güzel terapi çiçek terapisi. Ben bunu bastıra bastıra da söylüyorum sürekli. Her videomda da söylüyorum. Başka kötülüklerle arkadaşlar. Başka şeylere uğraşmayalım. Kafamızı kötü enerjiyle. Yani ne bileyim. Başka enerjiyle. Başka kötülüklerle. Ay kafam şuna gitti. Ay şu şunu yaptı. Bu bunu yaptı. Deyip de kimseye. Şu dünyada çekmeyen kimse hiçbir kul yok. Rabbim herkese ona göre imtihanını veriyor. Evet mutlaka yani dört dörtlük yaşayan dört dörtlük bir insan zaten yok. Hatasız kul zaten yok. Mutlaka birilerinin bir lafı dokanmıştır. Bir kötülüğü olmuştur ama her zaman şükredelim ve Allah'a havale edelim. Ve bu güzelliklerle de uğraşalım. Derdimizi tasamızı unutalım arkadaşlar. Evet Rabbim çekemeyeceğimiz dert vermesin. Rabbim hastalık vermesin. O yeter. Evet o yeter. Eğer hastalığımız varsa bile arkadaşlar böyle en azından bir tane iki tane şöyle çok güzel böyle prenseslerle uğraşmak inan ki çok iyi geliyor. Sanmayın ki benim derdim yok. Benim hiçbir hastalığım yok. Benim de var kendime göre. Ama her zaman şükür ediyorum. Rabbim çekemeyeceğimiz dert vermesin. Bu güzellikleri de böyle bizler için yaratmış. Böyle bir uğraşalım. Bir terap olsun arkadaşlar. Boş şeylere uğraşmayalım. En azından çiçeklerimizle uğraşalım. Evet. Benim gün boyu böyle çiçeklerle, böceklerle geçiyor. Harika da oluyor. Ben çok seviyorum. Şurada da bir Arap saçım var. Sağ olsun Hülya'cığım. Ankara'dan takipçim verdi bunu benim. Bir arkadaşım vardı. Evet. Nasip oldu. Oraya gittik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük bir parça vermişti. Sağ olsun bacım. Çok da güzel oldu. Büyüdü. Ben çok seviyorum bu Arap saçını. Evet arkadaşlar. Şurada playa'mız var. Playa'mı dün düşürdüm ya. Playa'mı dün düşürdüm. Birazcık üzdük bu prensesi. Ee, kenarı çekerken şöyle üst etrafı süpürürken süpürgenin e, ortamı takıldı. Düşürttüm. Maalesef üzüldüm ama olsun ya ne yapayım. Canımız sağ olsun. Benim prensesim. Bir tane yaprağı kırılmıştı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu yaprak kırılmıştı. Ben bunu belki tutar diye dikmiştim. Çoktandır böyle yeşil duruyordu. Bu bahareyle de e, düştü ya. Ben tabi onun saçak kattığını gördüm. <laughs> saçak atmış. Her şeyde var bir hayır. Onun saçak kattığını gördüm. Evet şurada prenses çamımız var. Bunu da yeni diktim sayılır ama kendine geldi güzelleşiyor. Burada kaktüsüm var arkadaşlar. Şurada hemen yılbaşı çiçeğim var. Bunu da Ankara'dan getirmiştim. Farklı bir rengi, farklı bir türü. Evet burada şöyle kaktüsümüz var ileride yine. Evet burada karaton bitkim var. Karaton bitkisi de çok seviyor bu tarafı. Bu güneş tarafını. Evet arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıkla, sıhhatle kalın. İnşallah o yaprakları da çektiğim bir zaman videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bir müsait zamanımda. İnşallah Ramazan'dan sonra olur. Herhalde bayramdan sonra olur. Çünkü o kadar çok güzel çiçeklerim var ki. Sıraya koyamıyorum. İnan ki hangisinin videosunu paylaşsam diye. E, doğaya gittik. Ormana gittik. Ormanda çektim videolar. Onları da yayınlayacağım. Arada böyle çiçek videolarının arasında. Onları da yayınlayacağım Çuha çiçeklerini çektim şifalı bitkileri çektim ee, hatta orada konuşacak laf bile bulamadım arkadaşlar Diyorum ya hatta videonun bir tanesi de söyledim ya evde olsam bıdır bıdır konuşacak o kadar çok şey bulurdum ki dedim burada şu güzellikleri görünce resmen tutuldum orada Dilim tutuldu yalan söyleyeyim o güzellikleri o e, yani içimden şöyle o, o kadar duygusal oldum ki o güzellikleri görünce dedim ki Rabbim ne kadar güzellikler yaratmış ya. Şükredecek o kadar çok şey var ki bizler için. O kadar çok şey var ki Allah'ım dedim şöyle var mı böyle güzellik? Şöyle Rabbim e, bu dünyamızı güzelleştirmek için o kadar güzel şeyler vermiş ki bizim de inşallah öbür dünyamızda böyle güzel olur arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın en güzel terapi çiçek terapisi. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Ben yine geleceğim size. Böyle karşılaşacağız. Bu güzelliklerle. E, bu çiçekler böyle yoğun yoğun çiçeklilerken e, tekrar videosunu paylaşacağım ben bu prensesin. Yine bakım videosu anlatacağım. Nasıl çoğaltır onu anlatacağım inşallah. Evet bizi yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ederim. Sağlıkla sahatle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Instagram hesabımda da çok güzel nostalji bir müzikle paylaştım arkadaşlar. Oraya da gelirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.